Günümüzde bilmediğimiz hemen hemen her şeyi Google'a sorarız. Ancak cevabını bilmediğimiz bazı sorular vardır ki aklımıza geldiklerinde bir anlık merak yaratıp sonrasında kaybolurlar. Ve biz de bu yüzden genellikle cevaplarına bakmayız, unuturuz. Bugün sizlerle birçoğumuzun aklını kurcalayan 10 soruya merakınızı yatıştıracak yanıtlar içeren bir video düzenledik. Domates meyve mi, sebze mi? Dünyadaki en ünlü kişi kim? Gökyüzü neden mavi tarzda soruların cevapları için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hazırsak birçoğumuzun kafasını karıştıran bir soruyla başlayalım. Uzun süre duşta ya da havuzda kaldığımızda parmak uçlarımız neden kırışır? Aslında bu bir adaptasyondur. Bilim insanları daha önce suda uzun süre kalındığında el ve ayakların buruşmasının suyun deriyi şişirmesinden kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak yapılan son bilimsel araştırmalar bunun nedeninin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi. Suda uzun süre kalındığında parmakların buruşmasının ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmesi için olduğu anlaşıldı. Domates meyve midir, sebze mi? Domates çekirdeklerini içinde muhafaza edip koruyabilmesinden dolayı teknik olarak meyvedir. Ama ülke mevzuatları gereğince zamanında sebze olarak sınırlandırılmış ve öyle vergilendirilmeye başlanmıştır. Bu uygulamanın yaygınlaştığı günden bu yana sebze olarak kabul görür. Her gün yüz binlerce video yüklenen YouTube'un toplam kapasitesi nedir? YouTube'un yaptığı bir açıklamaya göre siteye her saniye en az 1 saatlik video yükleniyor. Bu saatte 2,5 GB, yılda 75 petabyte gibi bir veriye tekabül eder. Yüklenen videolar kuruluşundan bu yana artan grafiklerle hesaplandıklarında en az 2 haneli exabyte veri olduğu söylenebilir. 1 exabyte'ın 1 milyon GB olduğunu da not edelim ki hesap kolaylaşsın. Hasta çorbası olarak geçen tavuk çorbası gerçekten hastalara iyi gelir mi? Gelir. Fakat sırrı tavukta değil. Bu yönüyle herhangi bir çorbaya da hastalık çorbası diyebiliriz. Fakat bir gerçek var ki viral enfeksiyonlarda 37 derecenin yukarısı ve buharlı ortam faydalıdır. Bunu da tavuk çorbası rahatlıkla sağlar. Kanımız kırmızı olmasına rağmen damarlarımız neden mavidir? Yanıtı öyle hepimizin kavrayabileceği cinsten değil ama öğrendikten sonra aydınlanma yaşatan cinsten. Şöyle ki derimiz dalga boylarını farklı biçimde filtreliyor. Bu filtreleme sürecinde mavi ve kırmızı renklerinin dalga boylarının farklı olması dışarıdan bakarken damarlarımızı gerçek renkleriyle görmemizi engelliyor. Yani aslında mavi değiller. Fotoğraf çektirirken neden peynir gibi kelimeler kullanırız? Cheese. Bunları söylemenin ortama keyif katmasıyla alakası yok. Bu kelimeleri kullanırken ağzımızın ve yüzümüzün aldığı şekil bir fotoğraf çekimi için ideal gülümseme ifadesi sağlar. Bu yüzden bu kelimeler kullanılır. Gökyüzü neden mavidir? Güneş ışınları atmosfere çarptığında moleküller en çok mavi ışık saçıyor. Bu da mavinin diğer renklere nazaran daha baskın hale gelmesi sonucunu doğurur. Biz de gündüz vakti gökyüzünü mavi görüyoruz. İki senaristin çalıştığı filmlerin posterlerinde ya da açılımlarında bazen V işareti kullanılırken bazen sadece V yazısı kullanılır. Neden? Aslında basit bir kural ama bilmiyor olmak çok normal. V işareti söz konusu olduğunda iki kişinin aynı anda aynı senaryo üzerinde çalıştığı anlaşılır. Ve eğer V kelimesi kullanılıyorsa senaryo biri tarafından yazılmış ve diğer tarafından üzerinden geçilmiştir. Kirpiklerimizin görevini biliyoruz. Peki ya kaşlarımız neden var? Soru yanıtını da içinde barındırıyor esasen. Kaşlar da tıpkı kirpikler gibi koruma amaçlı konumlanıyor. Nem, ter ve su gibi dış etmenlerden gözlerimizi koruyor. Dünyanın en ünlü insanı kim? Sosyal medya çağında hepimiz böyle bir soruyu sormuşuzdur. Fakat yanıt çağımızdan çok öncesinde gizli. Birçok şirket bu konuyu araştırdı ve dünyanın en ünlü kişisi İsa. Onun ardından da Michael Jackson geliyor. Umuyoruz ki bu videomuzda bir nebze de olsa merakınızı doyurabilmişizdir. Yeni şeyler öğrenme hoşunuza gidiyorsa bilgi açlığınızı bastıracak ve genel kültürünüzü geliştirecek diğer bilgi videolarımıza da göz atmayı unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.